Herkese iyi akşamlar. Maça hazırlanırken Kasımpaşa'nın neler yapabileceğini, nasıl bir oyun organizasyonu olduğunu biliyorduk. Biz de buna göre kendimizi hazırladık. Hem sahadaki yapmış olduğumuz antrenmanlarla hem de teorik olarak yaptığımız çalışmalarla en iyi şekilde hazırlandık. Maçın ilk 25-30 dakikasında çok iyi başladık. Çok hızlı bir pas trafiğiyle, oyun içerisinde yaptığımız organizasyonlarla golü bulduk. 2-3'ü de bulabilirdik ilk devre, olmadı. Ama ikinci yarı oyuncularımla soyunma odasında yaptığım toplantıda biz birazcık daha topun hızını arttırarak ikinci, üçüncü golü bulmamız gerektiğini, çünkü bu oyunun karşılığının bu olmadığını oyuncularımızla konuştuk. Daha tempolu, daha iyi, daha net pozisyonlar bulduk. İkinci golü bulduk ama ikinci golden sonra da birkaç tane daha net pozisyonlarımız vardı. Rakibe hiç neredeyse pozisyon vermedik. Sonuç olarak biz bugün buraya 3 puan almak için geldik. İsminiz var mı genelde, hani Tadic mi veya başka bir isim mi? Bizde her maça göre herkes frikik atabilir. Değerlendiriyoruz. Kim oynuyor, kim oynamıyor. Mesela İrfan atardı. İrfan'ın bugün, ona teşekkür ediyorum, iğneyle maça çıktı, oynadı. İrfan atamadığı için mecburen orada kim atması gerekiyorsa onları attırdık. Kent konusuna gelince biz oyun içinde sürekli değişiklik yapıyoruz. Herkes bizim görev verdiğimiz yerde oynayacak. Kent de bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Zaman zaman solda oynuyor, zaman zaman sağda oynuyor. Öyle yani illa orada oynuyor, illa burada oynayacak diye bir şey yok. Sonuçta bir kanat oyuncusu Kent de. Sağ tarafta oynuyor. Yeri... Gol bulma hırsıyla değerlendirebilir miyiz? Neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Santraforlar biraz bencildir. Şimdi gol atmak istiyor. Gol atmak istediği için de topun başına geçtiği, bunlar normal şeylerdir. Çok da fazla büyütmeye gerek yok. Vahçay bizim oyuncumuz sonuçta. Orta ve uzun vadede. Nereye kadar devam eder? Bir baskı düşüyor mu? Valla bizim üzerimize baskı falan yok. Biz her maçı 3 puan almak için çıkıyoruz. Geriye dönük biz 16-16 yaptık, şu yaptık, bu yaptık diye yasakladım zaten o zamanlara da. Biz her maça maç maç bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi bu maçlar bitti. Önümüzde oynayacağımız ilk maç bizim için en önemli maç. Biz ona konsantre oluruz. Bütün çalışma... En belirleyici faktör ne için? Şimdi şu an biz ligin lideriyiz. Galatasaray Lig'de ikinci durumda. Biz başkalarının ne yaptığı ve de neler yapabileceğini düşünmüyoruz. Biz demin de söylediğim, her maç önümüze bakıyoruz, maç maç değerlendiriyoruz. Oyuncularımla da bunu konuştuk. Bu şekilde biz kendi yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz. Başkalarının işin içine girmesi vesaire, biz o planlar, o matematikleri yapmıyoruz. Biz sadece oynayacağımız ilk önümüzdeki ilk maça yani fokuslanıyoruz. Bütün matematiklerimiz bu yönde. Biz bugün de buraya fokuslandık, 3 puan aldık. Şimdi bundan sonra önümüzde hangi maç var? Hatay maçı. Biz bütün konsantrasyonumuzla o maça hazırlanacağız. Başkalarının ne yaptığı, ne yapacağı ile ilgili... Ne kadar yazılık seyrediniz? Şu anda hemen hemen 3 aydır görevdeyim. Herhalde 4-5 sefer evime gittim 3 ayda. Ama bu milli arada biraz yoruldum. 1-2 günlüğüne eve kendi arkası dışında şutlar geldi. Biz hani demin Cenk de söyledim, işte takım savunmasını gerçekten iyi yapıyoruz, iyi yapmaya çalışıyoruz. İşte dediğim gibi hücum ederken savunmayı düşünmek, savunma yaparken de hücumu düşünerekten biz planlarımızı bu şekilde yürütüyoruz. Bizim oyun anlayışımız, oyun sistemimiz bu yönde. Ya şimdi bütün meslektaşlarımız bizim arkadaşımız bu ülkede. Şimdi kalite farkı tabii ki biraz var. O konuda haklılar yani. Ama kalite farkı var diye de biz burada bir oyun var. Güçlü bir oyun var burada. Bu oyun nasıl yaratıldı? Değil mi? Geçen sene bu takım çok farklı bir sistemde oynuyordu. 10 tane yeni oyuncu gelmiş. Bu kadar kısa zaman içerisinde isterseniz dünyanın en iyi oyuncularını getirin. Eğer sizin bir dokunuşunuz yoksa ortaya bir şey çıkartmak zorundasınız siz teknik direktör olarak. Bizim geçmiş dönemde bıraktığımız oyunu vardı. Herkesin kabul ettiği bir oyun vardı. Bu dönemde bu gelen oyuncularımıza bu sene birazcık daha bunu ileriye taşıdık. İleriye seviyeye taşıdık. Yani burada ekibimle beraber çalışıyoruz. Oyuncularım da bu konuda çok istekli. Biz kendimize bir oyun planı yarattık. Bu oyun planının A, B, C planları da var. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki takımımızın kaliteli oyunculardan kurulduğu yeni transferlerimiz geldi. Ama bu oyuncularla birlikte biz de ekip olarak onları bir sisteme çalışarak inandırdık. Onlar da bunu ellerinden geldiği kadar en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Geri kalan bölümünde
çok fazla ilgilenmiyorum. Ben kendi işime bakıyorum. Dışarıda... Bir hedefiniz var mı ileride? Hiç bakmıyorum. Hiç öyle bir hedefim de yok. Söylediğim gibi biz oyuncularımızla işimizi yapmaya çalışıyoruz. Dışarının ne anlattığı, ne söylediğine de bakmıyoruz. Ben kendi işime bakıyorum. Ekibimle beraber. Oyuncularım da buna katılıyor. Biz önümüzdeki ilk oynayacağımız maç bizim çok önemli. Biz buna fokuslanıyoruz şu andan itibaren. Milli takıma giden oyuncularımız var, 13 tane. Onlara da başarılar diyorum. Hepsi bu. Şimdi demin de söyledim, başkalarının ne yaptığı, nasıl maç kazandığını biz hiç ilgilenmiyoruz. Dışarıyla biz tamamen kapattık her şeyimizi. Biz kendi işimize bakıyoruz. Futbolcularımla çalışıyoruz, maç maç düşünüyoruz. Dediğim gibi biz her maça 3 puan için hazırlanıyoruz, 3 puan almak için hazırlanıyoruz. Dışarıda ne oluyor, başkaları ne yapıyor, çok fazla ben ilgilenmiyorum. O işle ilgili kulübümüz, kulüp tarafı ilgilenebilir. Onların tarafı orası. Teşekkür ediyoruz, iyi akşamlar. İyi akşamlar.